Merhabalar. YouTube kanalıma ve tadımlık belgesellere hoş geldiniz. Aslında tadımlık belgeselleri başlatmıştık ve birkaç videoda eklemiştik biliyorsunuz. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız, yeni bir konuyla tabii ki. Ancak bu seferki konumuz biraz ağır. O yüzden ben de objektif karşısına geçtim ve anlatımlarla bu konuya destek vermeye çalışacağım. Size biraz daha ayrıntı iletmeye çalışacağım ve bundan sonraki videolarımızda da bunu yapmaya devam edeceğiz. Konumuz Latmos. Baffa Gölü'nü bilirsiniz. Fotoğraf meraklıları özellikle çok iyi bilirler. Harika fotoğraf verir. Oradaki tepeler, kayalıklar, beraberinde göl ve gölün üzerindeki tarihi yapılar, çok eski dönemlere kadar uzanan tarihi yapılar gerçekten çok güzeldir, çok güzel fotoğraf verir. İşte bugünkü konumuz bu coğrafyada geçecek. Ancak ben biraz eskilere götüreceğim sizi. Yani ilk çağ tarihi değil, daha eskilere, insanların Anadolu'da ilk dolaştıkları yıllardan alarak biraz konuyu Latmos'a getirmeye çalışacağım. Latmos'la ilgili ilk bilgilere Kapadokya'da çekim yaparken ulaşmıştım. Burada bana yardımcı olan arkeolog Murat Gülyaz bahsetmişti. O da bölgede araştırmalar yapan Alman arkeolog Anneliese Peschlow'la birlikte bu resimlerin bulunmasında yer almıştı. Adeta tarihe geçmişler ikisi de. Bana bahsetmişti. Daha sonra bu konuyu araştırmaya giriştim. Gerçekten mükemmel bir konu, mükemmel resimler, insanlığın bir dönemini çok güzel yansıtan resimler bunlar. Özellikleri var. Bunlardan biraz sonra bahsedeceğim size. Biliyorsunuz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çok fazla eski dönem insanına ait izlerle karşılaşmaya başladık. Bunlardan en önemlisi diyebileceğimiz Göbekli Tepe ve benzeri yerler var. Bugünlerde oldukça gündemdeler ama bunlarla sınırlı değil tabii ki Anadolu'da insanlığın tarihi. İnsanlar on binlerce yıl önce Anadolu'ya giriş yapmışlar ve bu coğrafyayı çok sevmişler. Ilık, bol av var. Saklanabilecekleri uygun coğrafi yapılar var, mağaralar var yani. Dolayısıyla Anadolu'da çok uzun zaman geçirmişler. Daha sonra Anadolu'dan başka yönlere doğru da yolculuklarına devam etmişler. Ama bunlar kısa süreler değil tabii. Çok uzun bin yılları alan süreler içerisinde gerçekleşmiş. Anadolu'da paleolitik dönem yani yaygın söylendiği şekliyle taş devri kalıntılarına Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sık rastladığımızı söylemiştik. Paleolitik dönem üçe ayrılıyor. Alt, orta ve üst paleolitik diye yaklaşık 2 milyon yıl öncesinden başlıyor ve 10 bin yıl öncesine kadar aşağı yukarı devam eden büyük bir dönem bu. Burada Antalya'da Karayın Mağarası'ndan söz etmeden geçmemek gerekir. Kılıç Kökten Hoca ilk olarak bulmuş bu mağarayı ve bu mağarada yapılan araştırmalar bugüne kadar devam etmiş. Günümüzde de mağara araştırılmaya devam ediliyor. Miyosen dönemde oluşmaya başlamış, 140 milyon yıl öncesinden başlayıp 28-30 milyon yıl öncesinde özellikle oluşumu iyice şekillenmiş olan ve günümüze kadar gelen bir mağara bu. Karayın Mağarası'nda korunaklı alanlar bulan insanlar uzun bir dönem yaşamışlar ve alt, orta ve üst paleolitik dönemlerin hepsinde burada bulunmuşlar. Bu oldukça uzun bir süre. Bunu şöyle anlatalım. Şimdiye kadar yapılan araştırmalar mağara içerisindeki çökellerin 400 bin yıl kadar geriye gittiğini gösteriyor. Ve yine yapılan araştırmalar eğer çalışmalar devam ederse 100 bin yıl daha geriye gidilebileceğini gösteriyor. Yani Karayın Mağarası'nda insanlığın 500 bin yılı var. Yarım milyon yıl. Bu oldukça büyük bir rakam. Tabii o zaman
Göbekli Tepe gibi, Latmos gibi yerleşimlerin tarihleri biraz daha yakın kalıyor. İşte Anadolu insanlık gelişimi, insanlık tarihi açısından bu kadar büyük bir öneme sahip. Latmos'a gelirsek, Latmos biraz daha farklı. Anadolu'daki ilk insan toplulukları yavaş yavaş yerleşik hayata geçmeye karar verdiklerinde Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağıldılar. Kendileri için bol kaynaklara sahip, aynı zamanda korunaklı, kendilerini, gruplarını koruyup kollayabilecek bazı coğrafyalar aradılar. Bir grup insan da yaklaşık olarak 8 ila 10 bin yıl önce Beşparmak Dağları'nın, bugünkü adıyla Beşparmak Dağları'nın bulunduğu noktalara geldi. Burada gerçekten yaşamlarını uzun süre devam ettirebilirlerdi. Doğal kaynaklar çok zengindi. Çevrelerine şöyle bir baktılar, korunaklı yerler çok fazlaydı. Üstelik olsa olsa tanrılar da böyle bir yerde oturabilirdi. Burada kaldılar çok uzun süre, binlerce yıl boyunca hayatlarını burada devam ettirdiler. Üstelik Beşparmak Dağları'nda insan varlığı onlarla başlayıp günümüze kadar hiç kesintisiz olarak devam etti. Yine buraya gelen o ilk gruplara dönersek, yaşadıkları yerlerde kendilerini ifade etmek istediler. Kayalara bir takım çizimler yaptılar. Hayatlarını anlatmaya çalıştılar bazı simgesel işaretlerle. O ilk insanların mağara duvarlarına yaptıkları resimler zaman zaman burada yaşayan insanlar tarafından tabii ki görüldü. Ama pek fazla belki anlam verilemedi. Zaman zaman kayboldu. Binlerce yıllık uykuya daldılar. Ancak Latmos'un ortaya çıkışı özel olarak bu insanları ararken olmadı. Burada Annelise Peşlov'dan bahsetmek lazım. Alman arkeolog, 1940 doğumlu. Almanya'da eğitimini alırken arkeolojiye merak sarıyor ve daha çok antik diller üzerine yoğunlaşıyor. Bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyor ve tecrübesini geliştiriyor. Aklında henüz Anadolu, Türkiye yok. Ancak yaptığı bir eğitim gezisinden sonra Anadolu'daki izler onu çok etkiliyor. Özellikle Doğu Akdeniz'i dolaşıyor. Yaklaşık 1971 yıllarında da Türkiye'ye gelip yerleşiyor. Ve Ankara'dan aldığı izinle de 1974 yılından itibaren Bafa Gölü kıyısındaki Heraklia'yı araştırmak üzere çalışmalarına başlıyor. Peşlov yaklaşık 12-13 kilometre aşağıda Bafa Gölü kıyısında Heraklia antik kentindeki çalışmalarına devam ediyordu. Özellikle Bizans üzerinde yoğunlaşmıştı. Bu sırada benim yaptığım gibi bu yollarda zaman zaman dolaşıyor ve üzerinde çalıştığı kentin sınırlarını öğrenmeye gayret gösteriyordu. Bazen önemli izler de yakalıyordu. İşte o izlerden bir tanesi Bizans dönemi sınır işareti. Peşlov da zaten bunların peşinde dolaşıyordu. Bunlar genellikle haç biçiminde işaretler. Çevrede yaşayanlara da bu tür işaretler görüp görmediklerini soruyordu. Peşlov Heraklia'daki çalışmalarına devam ettiği sıralarda 1994 yılında Kültür Bakanlığı'nı temsilen bölgeye arkeolog Murat Gülyaz gelir. Peşlov yaptığı çalışmalar hakkında Murat Gülyaz'a bilgiler iletir. Ayrıca arazide gördüğü sınır işaretlerinden de bahseder ve araziye birlikte gitmeyi teklif eder ona. Günler sürecek bir yolculuğa çıkarlar. Yol üzerindeki köylerde konaklarlar, duraklarlar, çay molaları verirler. Bu sırada köylülere ve çobanlara çevrede kayaların üzerinde izler, boyalı işaretler görüp görmediklerini de sormayı ihmal etmezler. İşte böyle bir sohbet sırasında arıcı gençlerden Yaşar Beşparmak çevredeki kayalarda, bazı kovuklarda bu tür izler gördüğünü, onları bu izlere götürebileceğini söyler. Ve Yaşar Beşparmak'ın arkasından iki arkeolog onun söylediği yere doğru yolculuğa çıkarlar. Sonuçta
gördükleri karşısında hayrete düşerler. Arkasından başka resimler de ortaya çıkar. Adeta bir keşfin fitili ateşlenmiş durumdadır. İki arkeolog daha sonra bölgede 250 kadar resim bulmayı başarırlar. Yaklaşık olarak 8 ila 6 bin yıllık insanlara ait olan resimlerdir bunlar. Yaşar Beşparmak'la ben de buluştum ve o günleri sordum. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun, teşekkür ederim. 1994'teki gibi oldu. Yaşar Beşparmak'la buluştuk. Evet. Anneze Peşlov da aynı şeyi yapmıştı. Evet. Onu ilk resme götürmüştünüz ve ondan sonrası da gelmişti zaten. Evet. Şimdi ben istiyorum ki beraber şu resimlerden bir tanesine gidelim. Tabii. Sohbetimizi orada yapalım. Tamam, buyur. Tamam, hadi gidelim. O günleri bir hatırlayalım. Bunun altında mı? Burada. Resim de burada. Buradakiler biraz silik de. Evet. Şuradaki çok belirgin duruyor. Hiç bir kayba uğramamış. Evet. Şu bir kadın figürü. İşte en fazla zaten en güzel yer burası. En fazla tahrip edilen yer burası. Evet. Bayağı bir zarar görmüş yani. Çevrede hala bulunmamış resimler de olabilir mi? Mutlaka. Olması da gerekir çünkü evet, çok geniş bir alan. Evet. Ve bütün bu geniş alanda yaşayan büyük bir topluluk. Latmos kaya resimleri, kaya sanatında bilinen en eski aile anlatımlarıdır. Kadın aile içinde sürekliliğin garantisi olarak görülür. Kadın doğurganlığı bu insanları çok etkilemiş ve bu etkilenme kaya resimlerine yansımıştır. Batı Avrupa buzul çağı resimlerinden farklı olarak Latmos'ta insan ve aile ön plandadır. Oldukça tehlikeli bir bölgede yaşamalarına, çevrelerinde farklı türlerde yaban hayvanları bulunmasına rağmen bu resimlerde av sahneleri görülmez. Yine insanlar arasında savaş ve çarpışma sahneleri yoktur. Resimler hayatı ve çevreyi anlatıyor demiştik. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi, çevreye en güzel örneklerden bir tanesi Menderes Nehri'ni ifade eden bu zikzaklı çizgi. Bazen bunu keskin zikzaklar halinde de yaptıkları oluyor. Burada çok farklı çizimler var. Bunları zaman zaman birbirinden ayırmak bile çok güç. Zaten çok eski resimler. Ancak bunların bezeme amacıyla kullanıldığı söylenmiş. Kadın figürleri erkek figürlerinden çok farklı. Burada bir erkek, bir kadın figürünü yan yana görebiliyoruz. Kadınlar biraz daha, kalçaları daha fazla özellikle vurgulanarak çizilmiş. Bir kadınla erkeğin yan yana, neredeyse böyle omuz omuza birbirine sarılmış gibi olduğu bir kaya resmi. Bu kaya resimlerinin en büyük özelliği bu zaten. Aileyi vurgulamışlar, sevgi işlenmiş, çocuklar var. Çocukla ilgili çok güzel bir resim görüyorum mesela ben burada, biraz daha arka tarafta. Bugün bile bir annenin çocuğuna sevgiyle yapabileceği bir şeyi yaparken çizmişler. Bir anne, bir kız çocuğu, anne kız çocuğunu havaya atarak hoplatıyor. Ona sevgi gösteriyor. Yine Menderes Nehri'ni gösteren bir çizim ve hemen yanında bir el işareti, oldukça da küçük. Bu bir gence ait. Annelise Peşlov'un açıklamalarına göre Blue çağına eren çocuklar kayaların üzerine el işaretlerini bırakıyorlar. Evet, işte böyle. Bugün bu videoda sizlere üzerinde yaşadıkları verimli toprakları ana tanrıça, ona yağmur gönderen tanrıyı iklim tanrısı olarak gören ve bu tanrılarla birlikte aynı müthiş coğrafyada beraber yaşayan, barış içinde yaşayan, kadına, aileye önem veren 6000 yıl önce var olmuş Latmosluları anlatmaya çalıştım. Onları geç bulduk. Dilerim çabuk kaybetmeyiz. Henüz iyi tanıtamadık. Bölgede feldspat madenleri var. Ham olarak yurt dışına gönderilen bu madenlerden banyo seramiği yapılıyor. Dilerim binlerce yıl ileriye ulaştırdıkları o mesajları kaybetmeyiz bu günlük çıkarlar yüzünden.
Bir başka videoda tekrar buluşmayı diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın.